Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 39. sezonun 3. savaşını oynuyoruz. Rakibimiz D69. Eski adıyla ISO 8A sanırsam. ISO 8A yani. Evet bakalım kimler banlanmış. Kitty mi? İlk defa görüyorum. Kitty hayalet ve Apu kıyamet. Vay be. Zaten Herkül ve Alev adam klasik banlanan şampiyonlar. Kingpin ve Doktor Doom'da banlanamayacak şampiyonlar. Geçen savaş Kingpin yardırmıştı. Çok güzeldi valla. Evet savaşımıza başlıyoruz. Bu kez güçlendirmeleri savaşta basacağım. Çünkü savaş güçlendirmesi basacağım. Bu kez takımım Kızıl Halk, Falcon ve Kozmik Alet Sürücü olacak. Falcon Global Karo'dan etkileniyor sanırsam. Ne yapıyordu bu Global Karo? Ha evet kaçış yaptığımız zaman takviye bağışıklığı falan kazanıyorduk. Güzel falan. Şimdi başlayalım. Evet güçlendirmeleri basarak başlayalım burada. Burada savaş güçlendirmeleri basacağım. Birkaç tane riskli dövüş var çünkü. Şöyle 30'luk bastım. %15'lik basalım 6 saatlik. Şeyden az var. Onu normal basalım. Şundan. Zaten kristalden çıkartırız hep. Yarım saat sürüyor. Şimdi ha, aynen ilerleyelim. Yanlışlıkla aşağı indirdim. Sağdan başlıyor yolum. İlk rakibim Dragon Man olacak. Kızıl Halk'ı da yeni kopyaladım arkadaşlar. 80 kopya yaptım. Çok güzel oldu valla. Daha hızlı alır artık. Yaralanmama desteğimizi de basalım. Başlayalım bakalım. Buranın karosunu biliyorsunuz. Yakma ve zehir. Tam Kızıl Halk'lık. Mistik ustalığı hep unutuyorum ben. Mistiklere ayrı bir dikkat etmek lazım gerçekten. Hop. Çok da uzatmayalım dövüşü ya. Evet rahat oldu. %100 canlı çıktık. Yaralanmama desteği de bir hayli rahatlatıyor insanı. Hızlıca devam ediyoruz. Görünmez kadın. Bu global kardan etkileniyor ama Falcon da etkileniyor. Sıkıntı yok. Bunu da sadece şeyle vurabiliriz biliyorsunuz. Güç odaklanması bir de epey rahatlatıyor beni. Sadece hedefe kilitliyken döveceğiz onu. Zayıflatıcı kalktı üstümüzden güzel. Zayıflatıcı da alamaz üstüne. Alamayız üstümüze yani. Tamam odaklanma bitmeden onu indirmeye çalışayım şimdi ben. Güzel. Vallahi çok hızlı oldu. En kolay dövüş diyebilirim. 24 saniye. Güç odaklanması bir de epey yardım ediyor bize. Devam edelim. Şimdi zor bir dövüş bizi bekliyor. Evet buradaki Void. Global Karo'dan etkileniyor. Üstümüzde hiçbir türlü zayıflatıcı almamamız lazım. İşimiz biter yoksa. Hızlı olmamız lazım. Bir bakalım. İşte bu yüzden güçlendirmeleri çok bastım. Bir de şok var çünkü. Şok alır üstüne biliyorsunuz kozmik alet sürücü. Yetenek sabiti de kaybediyoruz. Global karada üstümüzde zayıflatıcı olursa biliyorsunuz. Şey yapıyoruz. Parlatma yapıyoruz. Çok tehlikeli. Ondan ne varsa basacağız. %200'lük. %12'lik. Ve bir güç barıyla başlatma. Kesinlikle unutmamak lazım. Bu dövüş atlattı mı gerisi kolay, kolay olacak inşallah. Evet bastım %33'lüğü. Şöyle bir kontrol edeyim son bir kez. Tehlikeli bir dövüşe giriyoruz. Başlayalım. Konuşmadan oynayalım. Thank you.
Tüh. Kötü oldu ya. Bunu da bir yandan kaldırmam lazım üstümde. Sanırım işe yaramayacak ya. Olsun ya. İlk ilimizi verelim, sıkıntı yok ya. Yine de gruba raporlayayım da ben bunun işe yaramadığını. Aynen, ölüyoruz. Ah be. Olmadı, evet. Bir raporlayayım. Tamamdır, rapor ettim. Hızlıca devam edelim şimdi. Bakayım. Aha, az kalmış. Hemen bitirelim şu dövüşü. Reykimizin son dakikada olmaması bitirdi bizi büyük ihtimalle. Ucunda kaldı. Evet, tamamdır. Kill vermeye çok takmıyorum artık. Yani verelim, ne olacak. Kolay bir ittifak sonuçta. Evet, bu tamamdır. İkinci kısımda devam edeceğiz sonra. Evet, burayı analiz ettik. Eğer kanama zehir açsaydım zaten zehir açamazdım. Zehir açsam her dakika üstüme yani şey olurdu. Bütün vuruş saldırılarımı parlatma yapardım. Ama kanamayı açsaydım, yani özel saldırı 2'mi bile dolduramadım kanama açık değilken. Özel saldırı 3'üm dolmazdı. Büyük ihtimalle zehir açıkken diye düşünüyoruz. O yüzden burayı geri tepmeyi fullleyerek girmek lazım sanırsam. Kozmik aletürcüyle öyle konuştuk. Kozmik aletürcüyle geri tepmeyi fullleyip zehiri fullesek L3'ümüz dolardı büyük ihtimalle bu karoda. Ama bende son seviyeye geri tepme yok maalesef. Ondan mümkün değildi. Bir dahakine başka bir seçenek bakacağız veya şeyi full olan birini getireceğiz büyük ihtimalle. Geri tepmesi full olan bende açık değil çünkü geri tepme son seviyeye kadar ya da krediye kıyacağız. Ondan öyle deneyimlemiş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Ortadayız. Ortadan gidiyorum. Sıradaki rakibim kozmik alet sürücü olacak. Bu da global karodan etkinliği ama zayıflatıcı almıyoruz bu karoda neyse ki. Kim şöyle? Hmm, evet evet, biz üstümüze şey almıyoruz. Zayıflatıcı almıyoruz burada. Kozmik alet sürücü dağıtmıyor. Bakalım, bir güç barıyla başlama basacağız gene tabii ki. Aldım şuradan. Tamamız. Evet, rahat oldu. 30 saniyecik. Enerjim bitti. Basalım bir tane. Bu dövüş bir tık tehlikeli gene. Şanslı olmamız lazım. Bakayım şöyle. Evet, biraz tehlikeli. Deneyelim bakalım. Tamam, L3 atalım, sorun değil. Evet, tamamız.
Valla kil verdiğim zaman eskisi kadar üzülmüyorum artık nedense. Çünkü savaş alanları arkadaşlar benim için çok daha önemli artık ittifak savaşından. Yani bence bir tık daha önemli kalıyor. Ama gene tabii ki bu savaşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. %200'lük basmalarım, güçlendirmeleri, dayamalarım falan. Aa, öldü. Ne yaptın dostum ya? Ah be. 2-1 oldu. Geçmiş olsun. Bari bitirelim şunun işini. Kim tehlikeli bir şey var mı? Yok, tehlikeli bir şey yok. Direkt bitirelim. Epey bekledi ha. Düşeceğim sandım ha. Allah'ım bekleme işte ya. Bir ekstra daha almış olduk. Şimdi ortaya da gidelim. Şimdi tamamdır. Evet, maalesef bu savaşı kaybediyoruz. Gerçekten kaybedilmeyecek bir savaşı kaybettik arkadaşlar. 5-3'ten yani 5-6'ya çekmeyi başardı bizimkiler skoru. Zaten ilk ben kill vermiştim. Benim verdiğim kilimden sonra 2-1 öne geçmiştik zaten, hatırlıyorum. Sonra bir tane arkadaş mesela Mordo'dan bir combo yiyip ölüyor. Deli gibi hiddetini arttırmış. Ölmüş. Çok yani aşırı kötülendi maalesef grupta. Verilmeyecek bir kildi çünkü gerçekten hiç bu ittifaka yakışmayan bir kildi o. Bir farkla vallahi yenilmemiz üzdü. Hem de Aizo'ya, yani D69 yeni ismi. Süreden kazanacaktık eğer bir kill daha vermeseydik. Son dakika ölen de yani nasıl öldüğünü hatırlamıyorum, artık önemi yok. Usta kademesinde kalmamız yeterli zaten benim için. Şöyle gelelim ödüllere tekrar. Şu an zaten ustadayız. Bakalım şöyle. Yani üçüncülükle aralarındaki tek fark yani birkaç %6'lık, tabii yani pek tatmin etmiyor. Ha, bir dakika, bunlar gene eskiye alınmış. Eskiden daha fazlaydı. Aynen, gene eski ödüller gözüküyor sanırsam, veya ödülleri mi nerflediler çaktırmadan. Bakayım şöyle. Ha yok, aynı. Ama usta 3 ve ustadaki %25'likleri kaldırmışlar sanırsam. Eskiden burada %25'likler vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta bu sezondaki ilk ittifak savaşı videoma bakabilirsiniz. Hatırlamak için arkadaşlar. Öyleydi çünkü. Belki nerflemişlerdir çaktırmadan. Doğrusu bu olmalı gibisinden. Eğer böylesi zaten 3. olmak bile yani tatmin etmez. Top 2'ye girmek lazım. Ama bu gidişle hayal gibi yani. Usta da anca bitiririz. Evet, bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.